Ya ne demek düğünü erkene çektik Yurda? O yalı zaten zar zor ayarlanmamış mıydı? Uygun değilmiş zaten o tarihte. Hani burada yaparız dedi. Ne? Ya bu şimdi mi söylenir Allah aşkına? Hay Allah'ım ya. E niye öyle bir şey istesin ki derin? Ya demek ki küçük bir yerde yapmak istiyor kızım. Ben ne bilirim ya, ben ne anlarım. Ya peki ben o kadar davetliyi nasıl sığdıracağım buraya? Sığar, sığar. Sığar. Size afiyet olsun. Kızım. Öğrendin mi bununkini? Öğrendim, öyle ters bir şey yok. Ailemize gayet uygun biri gibi gözüküyor. Asıl ben bu kadar davetliyi gerçekten nasıl sığdıracağım buraya? Yandım ben ya. Oh, kurtardın beni. Hayırdır? Ters bir şey mi var? Düğün telaşı. Abim evleniyor da. Söylemedin. Sen Londra'da olduğun için tabii. Yoksa her yerde yazıldı, çizildi filan. Derin Berker'le. Adıyla, soyadıyla... Önemli biri galiba. Milletvekili Çetin Berker'in kızı. Sosyetenin göz bebeği. Kendi adının birincisi Derin Berker. Özledin mi beni? Çok böyle direksin ya. Konuşurken birden sorunca... Özledin mi? Evet. Yarın? Olmaz ki. Düğünü öne aldılar. Bizim evde olacak. Tünde yardımcı olmazsam çıldırır. Benim de yarın acilen kıyafet provasına gitmem lazım. Ertesi gün hem özlersin beni biraz. Özlemeyi sevmem. Beni sinirli yapıyor. Söz seni görünce alacağım seni. Saçımı da şöyle yaparım. Arkası açık olmaz ama sırtı kapanır. Ellerinize sağlık. Bayıldım ya. Rica etsem fotoğrafımı çeker misiniz? Tabii. Melek'cim yardım eder misin? Teşekkür ederim. Madem görmek istedin, bakalım beğenecek misin? Çok güzel, çok. Affedersiniz, fermuar için yardımcı olabilir misiniz? Çok güzel ama gerçeğini görmek istedim ben. Çok güzelsin. Ne işin var senin burada? Delirdin mi sen? Şşş. Ya inanamıyorum sana ya. Şşş. Fermuarını mı açamadın sen? Bu açı daha güzelmiş. Tülin'e falan bir şey der mi oradakiler? Ayarladım ben, merak etme. Bir de onu söylesen zaten. Nereden ayarladın? Sen bu insanları nasıl bu kadar tanıyorsun? Kaçta randevum olduğunu nereden öğrendin? O da gizemli karakter olarak bende kalsın. Şaşırtıyorsun beni. E ne güzel işte. Güzel de aklım bir acayip hala.
Kabinden beni kucağına çıkarmak zorunda kalacaktın neredeyse. Bayılacak gibi oldum. Söyleseydin keşke. Hayır demezdim. Gerçekten beğendin mi elbisemi? Yani o kadar göremedim ama gördüğüm şeyi çok beğendim. Gitmem lazım. Evde heyecan Doruk'ta. Peki ama sırf abin için. Heyecanlıdır şimdi o. Heyecanlı demeyelim de gergin daha çok. Zaten evde değildir o. Neden? Pek gönüllü değil de. Allah Allah, zorla mı evlendiriyorlar? Hayır, senin için de böyle sıkıntılar olacaksa bileyim yani. Onlarınki biraz formalite. Garip adetleriniz varmış. Adet değil. Çok uzun ve sıkıcı. Bizim okulda 2 dönem dersi var hatta. Hukuki bir şey yani. Yani bir suçu örtbas etmek için falan diyeceğim ama aklıma ilk o geliyor. O nasıl tahmin yürütmek? Hani sen bizim okuldaydın da ben mi görmedim diyeceğim. İmkansız. Doğru tahmin yani. Gelmiş. Tasarımcı bir şey demez ama Necmi abi hiç affetmez. Ben de affetmem. Narkotiğin işi. Kadın kandırmış Ertan'ı. Evinde uyuşturucu bulmuştu. Narkotik Romeo. Her şeyin üzerini kapatıyorlar. Bu hemşire işinden bir şey çıktı mı? Bak savcı öğrenirse yine engel olur. Sen beni bunun için mi çağırdın? Acaba dikkat ediyor muyum diye kontrol amaçlı yani. Yok da yani. Merak etme. Sağlam bir arkadaş bakıyor. Sağ ol. Meryem için. Dün gece emniyete geldi. Ya görseydin kızın halini. Niye geldi gece gece? Babam öldürülmüş olabilir mi diye sormaya. Kızın da aklına sokmuşsun telaşlanmış haliyle. Ya elimizde daha ne hiçbir şey yok. Ben nereden bileyim? Bana inanmıyordu ki. Ciddiye almış. Neyse hadi afiyet olsun. Nereye abi? Biraz işim var benim hadi. Bana da müsaade. Dinlen sen bugün. Bu kadar mı yani? İnandın mı Ertan'ın hikayesine? İnanmayıp ne yapacağım? Kağıtçı saldırdı yani bize. Senin aklın alıyor mu bunu? Yoksa işler büyüdü diye korktun mu? Senin aklın almıyor asıl. Durman gereken yeri bilmiyorsun. Ne hırsın varmış ya? Biri canını yaktı diye deliye döndün resmen. Bu yüzden mi bırakmıyorum zannediyorsun bu işin peşini? Sen öyle mi sanıyorsun? Asıl ben bunun için bırakamıyorum bu işin peşini. Birinin senin canını yakmasına dayanamıyorum. Anladın mı? Güçlü! Hoş geldin kızım. İyi günler. Anne ne oldu? Değişti. Benim artık çok zoruma gidiyor Güçlü. Ne zoruna gidiyor anne? Meryem'e yalan söylemek. Hay Allah'ım. Gel bakayım buraya sen.